Günaydın arkadaşlar. Tivanaku'ya gitmek üzere dolmuşların kalktığı yere geldim. Tivanaku'ya giden dolmuşlar La Paz'daki genel mezarlığın yanındaki sokaktan kalkıyor. Size sokağın adını söyleyeyim hemen. Avenida Baptist olarak geçiyor burası. Jose Maria Asin. İşte Terminal Cementerio'nun yakınında, ben video açıklamasına yerini bırakırım. Gitmek isteyen olur belki. Tivanaku neden önemli? Tivanaku İnka öncesi döneme ait bir arkeolojik alan ve Bolivya'daki en önemli arkeolojik alan. O yüzden Bolivya'ya gelmeden önce de merak ettiğim bir yerdi benim. Gitmek istiyordum. La Paz'a da yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta. O yüzden şu önümdeki dolmuşla gidiyor olacağım. Ya burada dolmuşlar hakikaten dolmuş gibi çalışıyor yani. Şu an içeride bir kişi var. Dolmasını bekleyeceğiz, öyle kalkacak yani. Küçük yerlere giden dolmuşlara çok fazla kişi gelmediği için genelde dolmasını bekliyorlar ki zarar etmesinler. O şekilde çalışıyor sistem. O yüzden bu tür yerlere giderken erken çıkmanıza fayda var. İngiliz? Turko. Pero hay opsiyon akırıyor. En son videoda size bazı arkadaşlarım gelecek demiştim. ¿Cuánto vale esto? 350. Es filmando ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos queriendo viajar aquí a Tiwanaku. Con el amigo turcano. Bizim. Desde Turquía. Mi amigo. ¿Qué tal? Bolivia y hablando aymara. ¿Cómo se dice aymara? Hola. Con hamataza. Con hamataza. Gracias. Yuspahara. Yuspahara. Muchas gracias, amigo. Muy tomado. Allah, Bolivyalıları çok seviyorum ya. Sıcakkanlı insanlar. Bolivianos, gente es muy amable. Muy bueno. Me gusta mucho, bolivianos. Biz hala dolmuşu bekliyoruz dolmasını. Necesitamos esperar más. Más tiempo. Más tiempo. Yani dolmuş için bekliyoruz. Dedim YouTube'a video falan çekiyorum. Takip etti hemen. Böyle genelde şey, video çektiğimi falan görenler şey yapıyor, soruyorlar. Sokakta falan da görseler soruyorlar yani. Takip ediyorlar sağ olsunlar. Öyle yani, saat 10 oldu. Neredeyse yarım saattir bekliyoruz. Giden de yok. Ya buraya genelde turla giden çok fazla insan var. Turla giderseniz ne kadar ödüyorsunuz? İşte 90 bolivianos ödüyorsunuz. Ben şimdi buraya tek yön 20 vereceğim. 20 40'a gelecek. İşte girişe de 100 veriyorsunuz. 140'a 20 dolara tamamlıyorsunuz. Diğer türlü işte totalde 190'a falan geliyor. İşte 50 bolivianos için 7-8 dolar için bekliyoruz. Saat geçiyor, 10-10 geçiyor. Arkadaşlar da şey diyorlar, 150 bolivianos verin götürelim siz diyorlar. Anne diyorum, işte turla beraber normalde gidiş dönüşte 90 bolivianos diyorum. Normalde daha ucuza geliyor tur yani gidiş dönüş. Sadece işte yoksa şimdi 75 istiyor. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Mi amigo dijeme 150 dos personas, pero privadito. Privadito, pero necesito plata. ¿Sabes? Tienes plata, pero no tengo plata. Te busco. Yo viajando, amigo. No tengo mucha plata. Si viajando largo tiempo necesita plata. Tivanaku'ya geldim arkadaşlar. Bunun birkaç farklı şekilde yazılımı var. Bu bir tanesi. Buradaki yükseklik 3870 metre. Epey yüksek bir yer. Az önce biletimi aldım. Giriş 100 bolivianos yabancılar için. Bu biletle işte müzeleri vesaireleri, arkeolojik alanların hepsini ziyaret edebiliyorsunuz. O bakımdan iyi. Başlayalım artık gezimize. Burası seramik müzesiymiş. İlk önce burayı ziyaret edeceğiz. Dedim ya, yazılışları farklı diye. Bu şekilde de yazılıyor Tivanaku. Bu muhtemelen Aymara dilinde yazılan olanı. Burası seramik müzesi söylediğim gibi. Tivanaku'nun geçmişi yaklaşık 1500 yıl öncesine kadar dayanıyor. İnka öncesi, videonun başında da söylediğim gibi, İnka öncesi dönemine kadar dayanıyor. O yüzden oldukça önemli bir yer burası. Baksanıza işlemeler falan. Arkeolojik alanda bu tür yapılar var. Birazdan canlılarını görüyor olacağız. Müzede aslında çok da fazla bir şey yok şu an benim bulunduğum bölgede.
1600 yıl öncesinin sosyal, ekonomik ve politik örgütlenmesi bugün olduğu kadar karmaşıktı diyor. Arkeolojik araştırmalar Tiwanaku eyaletini etkilemek ve doğurmak için rekabet eden Titicaca Gölü çevresinde örgütlenmiş çeşitli köy gruplarını keşfetti diyor. O köy grupları da şu an haritada bulunan köy grupları anladığım kadarıyla. Tiwanaku Kaya Kalasaya. Bunlar bayağı güzelmiş ya minyatürler. İnsan minyatürü bu lama alpaka tamamen. Bu da aynen benzer. Çıkan iskeletler burada. Bakın kafatasları farklı. Görüyor musunuz? Şunlar ne güzelmiş. Bu Tiwanaku kentiyle alakalı oldukça fazla varsayım, işte hipotez bulunmakta, kuram bulunmakta. Yani tam olarak nasıl yok oldukları bilinmekle beraber işte bazı güçlü varsayımlar var. Titicaca Gölü'nün çevresinde bulunan kuraklıktan dolayı insanların bu şehri terk ettiği söyleniyor. En önemli varsayım bu aslında. Baksanıza ya bunlar bayağı güzelmiş. Buradaki yapılar da çok iyi. Ya burası neden önemli? İnka öncesi dönemden en önemli uygarlık gelişmiş olarak söyleyebiliriz. İşte astronomi alanında, bilim alanında bayağı gelişmişler. Yapılarını genelde işte ekinoks dönemlerine göre, güneşin doğuşu batışına göre kurmuşlar. Onları da görüyor olacağız. Sit alanına giriş yaptım şuradan arkadaşlar. Şuradan bir ilk önce haritayı inceleyeceğim. Sit alanının arkeolojik alan haritasını çıkarmışlar burada. Bölge oldukça büyük aslında. Çeşitli yerlere bölünmüş durumda. O yüzden gezmesi de bir 2-3 saati buluyor galiba. İşte biz en son şeyle konuştuk. Bizim şoförle konuştuk. Bir 4'te falan döneriz diye. Burası da 5'te kapanıyor zaten. Alanları burada belirtmişler. Ne nerede vesaire diye. Ben şimdi onları inceleyeyim. Daha sonra gezmeye başlayalım. Yapılara gelmeden önce bildiğim, öğrendiğim birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Tiwanaku şehri işte Altiplano denilen işte 3600 metre yüksekliğinde bulunan Peru'nun güneydoğusuyla Bolivya'nın kuzey kısmını kapsayan hatta Arjantin'e kadar süren Altiplano'nun verimsiz düzlüklerine kurulmuş bir şehir. Zaten etraftan da gördüğünüz üzere etrafımız dağlarla çevrili. Ve bulunduğumuz kısımda geniş bir düzlük yani bizim dolmuşta gelirken de zaten yoldaki yerleri görmüşsünüzdür. Burası yaklaşık Titicaca Gölü'ne 15 kilometre uzaklıkta. Bayağı yakın. İşte varsayımlardan biri de söylediğim gibi Titicaca Gölü'nün çevresinde kuraklığın olması ve insanların burayı terk etmesi gibi. Akıpana piramidi varmış burada. Şimdi onu göreceğiz. Burası girişi. Biraz tepeye çıktım bakın buradan şehri çok daha rahat görebiliyoruz. Bu Acapana piramidi çeşitli farklı dönemlerde inşa edilmiş. Yüksekliği de 15.7 metre. Epey yüksek yani. Ne çekim falan bir şeyler yapıyorlar ama anlamadım. Hola buenas. İlahi kısımda da farklı yapılar var. Şimdi böyle yol oluşturmuşlar. Bu yolu takip ederek arkeolojik alanını beraber gezelim. Burada Acapana piramidinin nasıl inşa edildiğiyle ilgili bilgi veriyor. Yapılar da bu şekilde. Yani şu kesme taşları o dönemin teknolojisiyle nasıl yaptıklarını hala çözememişler onu söyleyebilirim. Şey söylüyorlar yani bu İnka döneminde de zaten bu şey Cusco'da falan da bayağı bir yoğun olarak kullanılan şekilde. Burada daha öncesinde kullanılmış yani bu taşların arasına kağıt girmiyor diyorlar. Ve herhangi bir
şey malzeme de yok. İşte beton tarzı bir malzeme de yok. Taşları keserek birbirlerine geçirme şeklinde inşa etmişler. Oldukça değişik bir yapı o yüzden. İnkalarda olduğu gibi Tiwanaku'larda da bir yazı sistemi bulunmamakta. Bu nedenle tabi bilgi erişimi de çok kısıtlı. Sadece işte arkeolojik çalışmalarla elde edilen bilgiler var. Da şöyle bir yapı var bakın. Kantala Lita diye geçiyor adı. Bakalım neymiş bu? Bu Kantata Yita Aymara dilinde şafak ışığı anlamına geliyormuş. 29 metre genişliğinde ve 35 metre uzunluğunda andezit ve kum taşından yapılmış dikdörtgen kesme taşlardan oluşan sıkıştırılmış kilden yapay platformlar üzerine tüm çevre boyunca yerleştirilmiş dikdörtgen bir kat plana sahipmiş. Öyle diyor. Akapana piramidinin yan kısmında yapılmış. Şunlar da muhtemelen bulunan taşlar. Yapı oldukça büyük buradaki de. Ya rehberle gezmiyorum. Zaten rehberle gezsem de İspanyolcam anlayacak kadar yeterli değil açıkçası. Çünkü çok fazla arkeolojik terimle geçiyor. Bir de İspanyolcam o kadar iyi değil. O yüzden böyle bilgi panolarından edindiğim bilgileri paylaşarak ilerlemeye çalışacağım. O yüzden de çok kusura bakmayın. Gelmeden önce araştırdım ben ama çok sağlam bilgiler elde edemedim. Çünkü okuduğum her kaynak farklı bilgiler veriyordu. Ben de güvenmediğim şeyleri söylemek istemiyorum açıkçası. O yüzden en önemli kaynak bence burası. Çünkü buradayız şu anda. Sonuçta en önemli bilgiyi de burası veriyor. Template semisubterranyo. İçeriği gezeceğiz de. Ya arkadaşlar bu informasyon bu bilgi panolarında da şey yok yani o adam akıllı bir bilgi yok. Şeyi yazmış yani sütunun kaç metre olduğunu falan. Abicim bana bilgi versene ya. Sütun kaç metre ben ne yapayım yani. Ne işime yarayacak kaç metre oldu. Ne için kullanıyorlardı burayı. Neler dönüyordu burada. Onları anlat. Hikayesini merak ediyor insan yani sonuçta. Tamam yapılmış işte yapı da kaç metre olup olmadığıyla çok ilgilenmiyorum. Şöyle gezelim beraber. Yüzlere bakar mısınız? Okuduğum bir şeyi paylaşayım yine sizinle. Buradaki yüz figürleri bayağı farklı. O yüzden şey bilgisi var. Sağlıklı doğan çocukları genelde sevmiyorlarmış yani. Kusurlu olmaları için işte sakat bırakıyorlarmış. Bu tür şeyler yapılıyormuş zamanında. Nedense öyle bir inançları varmış yani. Bu yüzden de bu yüzlerin vesairelerin bu şekilde olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilemiyorum ben de. Ama çok değişik bir yer ya, hakikaten. Kalasaya'nın girişi diyor. Şu yapı gördüğünüz gibi dikdörtgen içeride bulunan bir tane figür var. Şu an yapının önündeyim ben. Girişi şurada fakat giriş yasak tabii. Neden olduğunu bilmiyorum. Şu bilgiyi paylaşmak istiyorum sadece. Yerleşim ve yönü nedeniyle Via Kutu olarak günümüze kadar kalan yıldızların hareketlerinin tarım takvimi ve tanrılarına yapılan törenlerin kontrolü için olduğuna inanılıyormuş. Yani bu amaçla yapılmış. En azından böyle bir bilgi var. Kesme taşlar bu şekilde gördüğünüz üzere. Bakın birbirine geçme şekli görüyor musunuz? Yapılar. Tabi buradaki örnek çok iyi değil de biraz önce gördüğüm çok daha iyiydi buradan. Şu içerinin fotoğrafını çektim. Size yakın çekim video alayım da içeride ben az önce bizim dolmuştaki çocuğu gördüm. Herhalde başka bir yerden giriliyor içeriye diye tahmin ediyorum. Keko dolaşıyor içeride. Bakın. Sordum mu az önce? Giriş yan taraftanmış. Girelim bakalım biz de yakından görelim. Şuradan giriliyor. Girelim bakalım. Basamaklar oldukça yüksek.
Bu güneş kapısı bildiğim kadarıyla en önemli figür yapı olarak geçiyor buradaki. Tamam, turistler çıkıyor buradan, buraya bakalım ilk önce. Orta kısımda bulunan heykel güneş tanrısı figürüymüş. Figürlerin birçoğu güneş ikliklerinde sonuçlanıyormuş ve güneşin yaşam olduğunu ve Tanrı'nın onu sürdürebileceğini ima ediyormuş. Figürlerin birçoğu güneş ikliklerinde sonuçlanır ve güneşin yaşam olduğunu ve Tanrı'nın onu sürdürebileceğini ima ediyormuş. Güneş tanrısı 32 güneş adam figürü ve 16 kartal adam figürüyle çevriliymiş. En önemli yapısı bu olarak geçiyor burada. Burada bilgi panosunda şöyle şeyler var. Figürleri burada daha rahat görebiliyoruz. Şu üstteki figürler anladığım kadarıyla. Gerçi şu iki figür aynı. Ortadaki figürler farklı. Evet. 32 güneş adam figürü şu üst, şey üstteki ve alttaki figür. 16 tane kartal adam figürü de aralardaki. Bu yontulmuş bir andezit bloğuymuş. 2,88 metre yüksekliğinde, 3,84 metre uzunluğunda olarak geçiyor. Yaklaşık 0,50 metredir diyor. Yaklaşık 10 ton ağırlığındaymış ve tek parça olarak bu taşın buraya nasıl taşındığı hala çözülememiş. Şu ilerideki yapıya gidiyorum şimdi. Müzenin içinde gördüğümüz yapının orijinali buradaki. Ya burası ya 2-3 saat falan diyorlardı da çok da büyük değil alan. Gezilebiliyor rahatça yürüyerek. 2 saat muhtemelen yeterli olacaktır. Bizim dolmuştaki diğer çocuklar da çünkü şey. Onlar da hızlı. Hızlı değil de zaten gezilmesi gereken sürede geziliyor aslında. 2 saatte bitiririz gibi geliyor bana, bakalım. Bu yapıda 3 metre yüksekliğinde üzerinde çeşitli figürlerin olduğu bir yapı. İşte başında taç, maske ve küpeler, bilek ve ayak bileklerinde kuşak ve bilezikler, halkalarla süslenmiş bir eteği var diyor. Sağ elinde bir enfiye tableti, sol elinde ise bir keru geleneksel kap tutar diyor. Bu yapı burada bulunan ve en iyi korunmuş yapılardan bir tanesi olarak geçiyor. O yüzden önemli oldukça. Hakikaten insan şaşırıyor ya. Şu şeyler Instagram logosuna benziyor. Bakın alttaki figürler. Gerçi şu an güneş ters ışıkta kaldığından çok net görebildiğini sanmıyorum ama. Bakın. Arkasında da var figürler. Instagram'ın logosuna benziyor. Bu da bir diğer yapı. Bu arkeolojik alanı keşfeden insanların isimlerini vermişler bu yapılara. Estela Freire, diğeri de Ponce'ydi galiba. Ponce Bolivyalıydı. Freire de galiba Alman diye hatırlıyorum. Bu da gayet iyi durumda. Fakat bir önceki çok çok daha iyi işlenmiş. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. De buranın dışında Pumapunku denilen farklı bir bölge vardı da. Burası burada mı, dışarıda mı? Tam net emin değilim açıkçası. Bir şuraya gezelim. Sonra ona bakalım. Burası da Templo Putini olarak geçiyor. Putini tapınağı. Fakat burada da adam akıllı bir bilgi yok arkadaşlar. Maalesef ki. Yapının bu kısmı güzelmiş. Bakın buradaki taş blokları çok çok iyi durumda. Bir önceki yeri hatırlayın. O taraf farklıydı, burası farklı. Alt kısımda daha sağlam büyük taşlar. Onun üstünde bu şekilde kesme taşlar bulunuyor. Ortada da gövdeyi sağlamlaştıran şöyle büyük yapılar var. Bu kısım bitti. Başka dışarıda neler var bilmiyorum. Onu soracağım şimdi. Çıkışa doğru ilerliyorum. Bu tarafta yani birkaç yapı daha vardı da böyle kayda değer gösterilecek şeyler değildi. O yüzden çekmedim. Ya açıkçası beklentimin altında bir yer çıktı. Ya gelmeden önce ben yapıları biliyordum. Yapılar beklediğim gibi gayet güzel. Şey, bilgi anlamında yetersiz buldum. O da işte bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor. Herhangi bir yazı yok. Kazılarla da elde edilen sonuçlardan anca işte çıkarım yapılabiliyor. O şekilde. Ama güzel yer. Gelmezseniz çok bir şey kaçırır mısınız bilmiyorum ama benim gelip de görmek istediğim bir yerdi burası. İnka öncesi dönemi de görmek istedim.
Burası da Museo Litico. Öteki müze. Şimdi Pumapunku'ya gidiyorum. İçeride fotoğraf falan vesaire çekmek yasaktı arkadaşlar. O yüzden görüntü alamadım. Fakat ben müzenin şeyine, sitesinden içerideki şeyin fotoğrafını koyarım. Bu hani heykeller görmüştük ya. O heykellerin en büyüğü bu müzenin içindeymiş. Gayet iyiydi ya. 7 metreydi. Önceki gördüklerimiz hep 2-3 metre boyutundaydı. Bu en büyüğü. Bunun da muhtemelen işte tanrı figürü olarak yapıldığı tahmin ediliyor. İçeride işte kazı çalışmalarının nasıl yapıldığını falan filan gösteren fotoğraflar vardı. Bayağı güzeldi açıkçası. Müzeyi sevdim. Şimdi Pumapunku'ya gidiyoruz. Orası da son noktamız muhtemelen. Şu arka kısımdan geldim ben yolu takip edip. Çok uzak değil açıkçası. Köy evleri bu şekilde gördüğünüz üzere. Tuğladan ya da kerpiçten yapılmış durumda. Pumapunku da burası. Burada da diğer piramit bulunuyor. Şurada da bakın Titikaka gölünde yüzüldükleri sallardan var. Şimdi bir bakarız oraya. Titikaka'ya ben gideceğim zaten. Burası günübirlik uğrayacağım bir yerdi benim. Buradan La Paz'a döneceğim ben tekrar. Yarın da bir aksilik olmazsa Sahama National Park'ı var. 4 saat uzaklıkta falan La Paz'a. Aurora şehri içinde bulunuyor ama köy. Oraya gitmek istiyorum. Sonradan da Copacabana'ya gidip Titikaka Gölü'ne gidiyor olacağız. Jesus, ha. Esto está un boliviano. Un boliviano. Y esto está dos bolivianos. Güzelmiş ya. Luego llévate. Eso es muy grande. Sí. Eso, bueno. Un boliviano. ¿Todos los mismos? Todos estos mismos son un boliviano y estos dos bolivianos. Okay, dale. Alalım bir tane. Yerlere girerken de arkadaşlar şöyle biletinize delik atıyorlar. İki müzeye girdim. İki tane de işte arkeolojik alana. Dört tane attılar bana. Çocuktan aldım ya şu şeyi. Bir Boliviano. O da 2-3 lira falan yapıyor. Hatıra alır. Ufak taşınabilir bir şey olduğu için ama hafif de yani. Hatıra olsun diye aldım. Güzel ya. Hoşuma gitti. Burada sadece burası var. Buradan sonra bitiyor muhtemelen. Buradaki yapı biraz daha dağınık şekilde. Pumapunku. Neymiş bakalım? Pumapunku Aymara dilinde puma kapısı anlamına geliyormuş. Burası arkadaşlar Tivanaku'da bulunan en lüks bina olarak geçiyor. Parçalar bayağı parçalanmış halde. Fakat şöyle bir bilgi var. Duvar işçiliğinin sofistike teknolojisinin yanı sıra dahiyane direnen sistemi de bu. Kuzeyden güneye doğu cephesi uzan iki kanadı olan dörtgen zeminli 3 platform günümüzde sadece 2 tanesi görünüyormuş. Oyulmuş kesme taşlardan oluşan piramidal bir yapıdır. Yerlerde ve bazı duvarlarda renk pigmentasyonu bulunduğu kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz renkler zirve yarı yeraltı türbe içerir diyor. Yani gördüğünüz üzere parçalı bir yapı burası. Diğer alandaki gibi değil. Şuraya bakalım bir de burası neymiş. Burası da muhtemelen bir parçası yine. Burası da gördüğünüz üzere yıkık dökük vaziyette. Şuradan bir manzaraya bakalım döneyim sonra. Bizim çocuklarla denk geldik de bir şeyler yiyeceklermiş o yüzden. Ben dolmuşçuya yazdım yine. Belki erken döneriz. Evet. Burada bitiyor. Aynen. Bakın görüyor musunuz? Nasıl bir düzlükte burası. Etrafımız tamamıyla düzlük. Çevremiz de dağlarla örtülü. İşte bu bölgeye altiplano deniliyor. Titikaka Gölü de arkadaşlar en yüksek dağ gölü olarak geçiyor. Hatırladığım kadarıyla yaklaşık 4000 metre civarındaydı. 4000 metreden biraz daha fazla olduğunu hatırlıyorum ama emin değilim. Oraya da sonraki videolarda gidiyor olacağız. İnkaların doğduğu topraklar, İnka medeniyetinin doğduğu topraklar. Köye döndüm. Baktım şey var, La Paz dolmuşu var. Dedim ne zaman kalkıyor? Şimdi kalkacak dedi. Ne kadar dedim? 10 Bolivianos dedi. Ben de atladım. Gidiyoruz şimdi. Biz gelirken 30 verdik. Normalde 20 demişti. İşte az kişi olduk diye
20 aldı. Normalde herhalde 10. Bize geçirdiler yani gelirken. Aklınızda bulunsun. Bu ama terminale gidiyor sanırım. Bakalım göreceğiz. Şimdi dönüyorum ben. Erken döneceğim. Saat kaç? 12'de geldik. 2.40 saat. 3 saat yetti neredeyse işte. Öyle düşünün. Böyle bu videolukta bu kadar. Daha söyleyecek, gösterecek bir şey de yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.